kadar para kıstığını bildik? Söyleyebileceğim kadarıyla şimdilik neredeyse 500'dür. Ve sonra da eğer sana onlar özel bir indirimli fiyat önerirsen daha da harika olur. Evet, işte senin payın. Keşke ben de seninle gelebilseydim Fatih. Evet. Ben de bir gün buradan çekip gideceğim. Buraya gel Barış. Seninle konuşmak istiyorum. Böyle giderse adam olmayacaksın. Boş boş gezmekten bıkmadın mı? Hayatını böyle mi sürdüreceksin? Sana yapmanı söylediğim ev işlerini görmezden geliyorsun. Bırak haylazlığı ve artık çalışmaya başla. Aa, bak Fatih ve ben de baba. Bana karşılık verme. Ben senin babanım. Senin için neyin iyi olduğunu ben bilirim. Gece geç mi geldin? Katip yazarı ders yapıyorlar. Ne zaman geldin? Hiçbir fikrim yok. Aferin, yarın sabah sabah boş durmamışsın. Oo evet, gerçekten çok çalışıyorum. Dün gece sen evden gelen mektubu gördün mü? Ha, evet. Önemli bir şey değil. Alo? Alo, Semra? Kafede misin? Hayır, olmalı mıydım? Biz bugün buluşacak mıydık? Özür dilerim canım, geç kaldım. Şimdi yoldayım, bir dakika içinde oradayım. Ay Barış! Kızma, geç kalan sevgilin şirketi çok büyük bir sorundan kurtardı. O yüzden geç saatlere kadar çalışmak zorundaydım. İşinle olan problemini çözmen iyi olmuş. Çünkü şimdi benimle olan problemini çözmen lazım. Bu benim hatam bile değildi. Üzerime gelme, zaten yeterince problemim var. Ne problemi? Hiç! Sadece ailevi problemler. Terfi ettikten sonra hiç kimse beni artık durduramaz. Barış, terfi mi ettin? Hemen hemen. Erhan Bey yaptığım işi gördükten sonra kesinlikle beni terfi ettirecektir. Ondan sonra görür benim babam. Terfi, prestij, yeni insanlar, maaşta müthiş bir artış. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Bunun anlamı Semra'nın için yeni deri ayakkabılar demek oluyor. Tüm yaşamım boyunca bütün hayalim çocukluğumdan beri. Alo? Erhan Bey? Barış, seni bulduğuma sevindim. Dün gece hazırladığın raporlara bakıyorum. Burada mısınız? İş hayatında tatil yoktur Barış. Neyse, hazırladığın raporlar çok iyi. Etkilendim. Murat'ın yaptığı karışıklığı düzeltmişsin. Teşekkürler efendim. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten bu da seni şu anda ihtiyacımız olan kişi yapıyor. Senden bir ricam var. Hazırladığın raporları güncelleştirerek yapacağımız sunuma ekleyebilir misin? Gelecek hafta onları bazı önemli kişilere sunacağım. Bu nedenle önceden üzerinde çalışma yapmam gerekiyor. Pazartesiye kadar onları bana getirebilir misin? Pazartesiye kadar mı? Bu bir geçiş zamanı Barış. Önemli olan böyle zor zamanlarda kendini göstermen. Unutma, aynası iştir kişinin. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Evet efendim. Evet, bana güvenebilirsiniz. Evet. Bak, kısa kesmek zorundayız. Ne? Fedakarlık yapmak zorundayız. Bunun karşılığını daha sonra alacağım. Akşam ararım. Yemek yeriz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Zahmetini öğrenecektim. Bunun fiyatı 65 milyon lira. Değil mi? Alırsanız yardımcı olabilir. Ne kadar bir indirim yapabilirim? 5 milyon indirim yapabilirim. Barış. Ben Barış, siz kimsiniz? Ben Fatih Barış. Fatih? Evet. Fatih sen misin? Evet.
Kardeşim nasılsın? İyiyim sen. Sen de uzun zaman oldu göremedim seni Barış. Siz köyden taşındığınızdan bu yana görüşemiyorduk. Ne arıyorsun burada? Ben seni hala Erzurum'da biliyordum. Şehre taşınalı uzun zaman olmadı. Dükkan nasıl buldunuz? Burası senin mi? Oldukça iyi. Sen ne yapıyorsun? Çalışmalar nasıl gidiyor? Uğraşıyorum. Şu an için kariyerimin en üst noktasındayım. Ben de şurada ileride çalışıyorum. Aa, gerçekten mi? Benimle babam ise caddenin sonunda oturuyoruz. Yani yine sözünü tuttun. Köyden ayrıldın sen. Elbette. Yaşımın geldiğini düşündüm. Hey, acelem var. Bana telefonunu verirsen seni arayacağım. Kesinlikle. Tekrar geldiğinde aradığın ürün üzerine sana indirim yapabilirim. Alo, Semra. Özür dilerim tatlım ya. Düşündüğümden daha uzun sürer. Gerisini eve götürüp yarın tamamlayacağım. Seni daha sonra ararım Semra. Alo, Fatih, Barış ben. Lütfen, yardıma ihtiyacım var. Ah, büromun önündeyim. Oh, oh. Hey Barış, ne oldu sana? İyi misin? Hayır. Az önce soyuldum. Hırsız bütün evraklarımı aldı götürdü. Neredeyse ölüyordum. Hadi kalk, yaralanmışsın sen. Hayır, çok kötü değil. Seni evime götürürüm, oradan polisi ararız. Evet, tamam. Ne oluyor Fatih? Kim o? Baba, eski bir arkadaşım. Ben durumu hallettim. Sen yat.